İşletmeleri yönetimi ve süreci. Özet olarak yeni ürünler, yeni hizmetler, yeni üretim metotları, yeni pazarlara açılım, yeni tedarik kaynakları bulma, örgütlenmenin yeni yollarını geliştirme gibi yeni faaliyetler işletmenin performans artışında önemli rol oynuyor. İşletmelerde yeniliklerin uygulanmasında süreç iyi yönetilmeli ve yenilik yönetiminde ölçü olarak yeni fikirlerin ticaretleştirilmesi dikkate alınmalıdır. Yeniliğin evrensel bir formülü yoktur. Fakat yenilikleri yapmanın yolu yenilik sürecini yönetmekten geçmektedir. Yenilik sürecinin yönetilmesiyle birlikte mal ve hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni ürünlerin geliştirilmesi, yeni teknolojilerin benimsenmesi kolaylaşır. İşletme sahibi olduğu yeni fikirleri yeni ürünlere dönüştürebildiği ölçüde ticari hayatta hep kazanacaktır ve hiçbir zaman kaybetmeyecektir. Giriş anlamında bugün iş ve işletme hayatında öne çıkan moda kavramdır yenilik. Organizasyon çapında gerçekleştirilen yenilikler firmanın performansını olumlu yönde etkiler. Verimliliği, karlılığı arttırır. Yeni fikirlerden ortaya çıkan yeni ürünlerle rekabet üstünlüğü sağlanır. Yenilik her yerde, her alandadır. Bu gerçekten hareket edildiğinde yeniliklerin yönetimi, yeniliğe uyumu kolaylaştıracaktır. Temel kavram olarak Latinceden geliyor yenilik. In, eşsiz ve nova. Bilinmeyen yeni yıldız kelimelerinden innovatus olarak türetilmiştir. Yeni fikir, yenilikler yeni fikirlerle başlar diyoruz. Yeni fikir denildiğinde herkesin gördüğünü görmek ama daha önce hiç kimsenin düşünmediğini yapmak anlaşılır. Başkalarıyla aynı yöne bakmak fakat farklı şeyler görmektir. Herkesin düşündüğünden farklı düşünmektir. İşletmede yaşanan sorunların çözümünde müşterinin yeni fikirler üretmek mümkündür. Teknoloji dediğimizde mal ve hizmetler üretmek için kullanılan ekipman, araç, bilgisayar, makine, teknik bilgiyi ifade ediyoruz. Teknoloji sayesinde yaşanılan ortamdan daha iyi yararlanılır. Üretimin miktarı, kalitesi yükselir. İhtiyaçlar en iyi biçimde karşılanır. Ar-Ge dediğimizde bilgi üretimine, problem çözümüne yönelik faaliyetleri, araç geliştirme faaliyetlerini geliştirme ve tüm bunları içeren yeni ürünler, yeni üretim süreçleri meydana getirme, mevcut ürün ve süreçleri iyileştirme, maliyetleri azaltma, verimlilik, kalite, performans artışı için yapılan sistematik çalışmalarda Ar-Ge diyoruz. Yenilik süreci ve yönetimi anlamında işletmenin sahip olduğu bilgi, yetenek, teknoloji, iş süreçlerinde yeni uygulamaların adaptasyonuna yenilik yönetimi diyoruz. Yenilik sürecinin ortaya çıkardığı kurumsal, sosyal, teknik değişimler bu şekilde beklentileri de bir diğer yenilik kaynağıdır. Satın alınan işletme içinde geliştiren patent, hocalarım yenilik çeşitleri anlamında 3 çeşit yeniliğimiz var. Ürün ve hizmet yeniliği şeklinde, süreç yeniliği şeklinde ve yönetsel yenilikler şeklinde. Bunun bir süreci var. Bu süreç ilk aşamada ihtiyaçları karşılayacak yeni fikirlerin araştırılması, bunların değerlendirilmesi ve bir tane kalıncaya kadar elenmesi şeklinde ilk adım gerçekleşiyor. İkinci adımda prototip ürün ortaya konuluyor ve üçüncü adımda da bu prototip ürünün seri üretim haline getirerek piyasaya sunulması şeklinde bir süreç takip ediliyor. Faydaları neler diyoruz? İşletmenin ürün yelpazesini yeniliklerle çeşitlendirmek, pazar payını arttırmak mümkün, ürünün kalitesini arttırmak, üretim için gereken ham madde, enerji, zaman, işçilik gibi maliyetlerden tasarruf etmek yenilik sayesinde yine mümkün. Yenilikleri işletmeye adapte etmek öz yetenekleri geliştirecektir diyoruz. Yeni iş fırsatları yakalanmasını sağlayacaktır. İşletmede katma değer oluşturan yeniliklerin uygulanması büyümenin itici gücüdür diyoruz. Engeller neler? Öncelikle yeniliğin bir maliyeti var ve bunun bütçe yetersizliği yenilik sürecine bir engel oluşturur diyoruz. Laboratuvar yokluğu, araştırma geliştirme departmanındaki yetersizlikler de yenilik sürecine sekteye uğratır. Personelde özgüven yetersizliğine bağlı olarak küçük düşme korkusu yeni fikirlere engel olur diyoruz. Mevcut davranış kalıplarına uyum zorunluluğu da yeni fikir geliştirmeye engeldir. İlk etapta yeni fikirler ortaya konulduğu zaman reddedilme olasılığı yüksektir. Personelin arasındaki anlaşmazlıklar, yetersiz iletişim, değişime direnç, yenilik sürecinin başarısını engellemektedir. Müşteri ihtiyaçlarına duyarsızlık, yeniliklerin önündeki engellerden bir başkasıdır. Müşterinin değerini bilmemek, müşterilerle sürekli etkileşim halinde olmamak da, gereksinimlerine dikkat almamak da yeniliğin önündeki bir başka engeldir. Sonuç olarak yenilik sürecinde işletmelerin karşılaştıkları başlıca engeller yeniliklerin maliyetleridir, bütçe kısıtlarıdır, kalifiye personel eksikliğidir. Yenilik yönetimi faaliyetleri personele
ihtiyaç duyduğu sürekli eğitimlerle karşılanabilir. Personelin ihtiyacı duyduğu bilgiler, beceriler, kaynaklar sürekli sağlanmalıdır. Çalışanlar arasında takım ruhu meydana getirilmeli. Biz duygusu içinde hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için doğrultusunda hareket edilmelidir. Böylece yeni ürünler, yeni hizmetler, yeni süreçler, yeni yöntem ve teknikler, yeni kurumsal yapılar hayata geçecektir. Verimlilik, karlılık, pazarda liderlik, rakiplerle rekabet, organizasyonel performans başarısı, sürekli müşteri memnuniyeti ortaya çıkacaktır. Son söz olarak yenilik kavramı altında her zaman yapılabilecek faaliyetler vardır ve her şeyi daha iyi yapmanın hiçbir zaman sonu yoktur. Hepinize teşekkür ediyorum.